Gün gelir de ben unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi unutursun demiştim. Şu anda Levent'te eksi ikilerdeyiz. Burası ne Tarkan'ın malikanesi ne de Ajda Pekkan'ın. Ama çok yüreği temiz, çok önemli bir sanatçının yanına geldik. Bakalım kim? Kimse yok mu? Günaydın, günaydın, günaydın. Murat Göğe Bakan. Günaydın, hoş geldin. Dedim ki anonsta şimdi, dedim burası ne Tarkan'ın malikanesi ne Ajda Pekkan'ın. Yüreği güzel, önemli bir sanatçının malikanesindeyiz. Bizim küçük bir evimiz var, sadece oradayız. Başka ev aynı zamanda ofis zaten. Evet, home ofisimizdeyiz. Evet, aynen. Bakalım şimdi girdik kapıdan, burada resimler görüyorum. Bunlar Murat. Evet, eski resimler. Çektiğimiz bir zaman veya eski satın almış olduğum resimlerdi bunlar. Fotoğraf hayran olduğum için. Galatasaray var burada. Ha, benim oğlan onu yazmış kendisi. Ha, oğlan da senin burada yaşıyor beraber. Yok, kendisi okulaydayken burada bırakmıştı. Burada ha, duruyor. Gidip geliyor ofise. Evet, en önemli odalardan bir tanesi Murat. Bu oda kapalı galiba, içeriden şeysi girişi evet, yok. Evet. Giriyoruz. Senin yüreğini açtın. Evet. Kendinle baş başa kaldın. Bir oda burası. Genelde işte şeydir, hem benim çalışma odamda olarak geçer, hem de işte bütün işlerimizi burada döndürdüğümüz, toplantılarımızı burada yaptığımız, işte müzik toplantıları, müzikal toplantıları hepsini burada yaptığımız, yani kendi şeyimiz. Ödüllerin? Birkaç tanesi böyle işte. Murat oldukça mütevazı bir şey. Yani ben işte Murat Göğebakan dendiği zaman daha böyle bir lüks, daha böyle şey bir ev beklerken ya da ev ofis, home ofis burası çünkü evin de yok. Hı hı. Evet. Beklerken çok mütevazı bir yerde yaşıyorsun. Neden? Çok fazla para kazanmıyorum, ondandır herhalde. Parasız mı çıkıyorsun konserlere bu kadar ya, yıllık birikim? Yani yok şey, bu kadar yıllık birikimin nereye gittiğini sen biliyorsun zaten. Yani hayata kanserden sonra yeniden başlıyoruz işte, her şey. Birikilen ve bırakılan borçları bir anda toparlaması ve geri kalan kısmını dengeye toparlamak için. Yüreği güzel, yüreği yaralı. Hayata dört elle tutunan Murat Göğebakan. Allah her şeyin hayırlısını versin. Yani ondan gelen her şey benim başımda, gözümüzde hiçbir sorun yok. Beraberinde bir sıkıntı da zaten ben de teşkil etmiyorum. Eğer Cenab-ı Allah bize bu sabrı vermişse, bu yüreği de vermişse beraberinde, bunlar da olması gerekiyordu. Olması gereken şeylerdi, yaşanması gereken şeylerdi. Biz de bunları yaşayacağız, biz de bunları göreceğiz doğrusu. En zor anında kanserle mücadele ederken yaşaması ağırdı belki de. Eyvallah. Yani tabii zor şeylerdi bunlar. Ama sabrı da veriyor Cenab-ı Allah. Çok acılar çektim. Doğru. Yani belki de yani dünyada iki kişiyiz biz zaten. Birincisi Jose Carreras, diğeri de işte Murat Göğebakan. İkisi de bunu yenen insanlar. Jose Carreras inancıyla, Murat Göğebakan inancı ve ona gelen dualarla. Yani gariptir. İki, biri dünyanın, dünya cönlü bir tenör, işte diğeri de Türkiye tarafından biraz sevilen bir adam sadece. Ama yani ikisi de aynı hastalık, ikisi de aynı lösemi teşhisi konmuş. İkisinin de ailesi, hepsi onu bırakmış, tek başına kalmış. Önce ziyaretler kesildi. Evet. Param bitti. Olsun. Evin gitti. Evet. Eşin seni terk etti. Allah yoluna açık etsin. Allah mutlu bahtiyar etsin diyelim biz. Ve evin olmadığı için o hasta odasından çıkıp buraya geldin. Evet. Ev diyemeyeceğim, ev değil çünkü burası senin ofisin. Evet. Kendi çamaşırlarını. Evet. Nerede yakadın Murat? Ne yaptın? Yani nerede uyudun? Bu koltukta mı uyudun? Şu an annem burada oldu. Annemler yazlık da burada oldukları için o konuda rahatız yani. Ben o dönemi şimdi anlatıyoruz. Hikayeden yola çıkıyoruz. Ya şey var şimdi, olması gereken oluyor yani. İşte hepsi koltukta mı uyudun? Burada mı yattım? Orada da oğlum yattı. Farkındayım şu.
O burada orada rolünü atıyordu. Çok önemli bir şey değildi. Yani şey bu konuda... Çamaşırları hani... nasıl yakın Murat? Gündelikçi ablalarımız var. Onlar geliyordu. Bir konser... Hayır Murat. Biliyorum Ekrem buradan söylemek istemiyorsun, evet, ama çamaşır makinesi de yok burada. Hasta halinde, evet, o kış gününde olsun, elinde olsun, yıkadın. Olsun önemli değil. Çok önemli değil. Her şey olacağı varacaktır. Her şey olması gereken yere gidecektir. Cenab-ı Allah Eyyub'a bile bir sabır vermiş. Biz onun yanında bir hiçiz yani biliyorsun. Onlar şey yani olacak. Hiç ağrına gitmedi mi? Tarkan bugün şeyde yaşarken senin bu kadar sefalet çekmen, bu kadar şey yaşaman ağrına gitmedi mi çoğu zaman? Hayır, ağlamadın mı oturup? Yok. Ben bir şey söyleyeyim sana. Bu olması gereken bir şey. Bunun mükafatı büyük olacaktı. Ben bunu biliyordum. Sevgili Tarkan beyefendi de bu konuda isim vermek de aslında hoş bir şey değil. O da benim çok değer verdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Allah onu da görebildiği hayatın en iyisini nasip etsin. Hatta bizim hayatımız, benim yaşadığım duruma düşmesin derim. Daha iyi duruma geçsin isterim. Beraberinde ne olsa olsun hiçbir zaman böyle bir şeyim de olmamıştır benim. Ama şu var ki ben şunu biliyorum. Bugün sokağa çıksanız, yani bir araştırma yapılmış. İşte her 5 insandan bir tanesi, Türkiye'de en çok sevilenlerden bir tanesi ben seçilmişim. Bunu hangi parayla satın alabilirsin? Bir de böyle düşün. Yani, bu kadar sevilen bir insan hak etti mi bu kadar acı yaşamayı? Bu da takdirin, ilahinin nasibi diyelim. İnşallah bundan sonraki hayatımızda, bundan sonraki hayatımızdaki olan boyutta daha iyisini verir inşallah Cenab-ı Allah. İnancın ayakta tuttu seni belki, evet, de bu hastalıktan hala tedavin devam ediyor. Evet. Üzülmemen gerekiyor. Evet. Ama gel gör ki yüreğinde yaralar var, hala olsun, kapanmamış yaralar. Olsun çok önemli değil. Allah herkese mutlu bahtiyar etsin. Ben hep şunu söylüyorum. Allah yani eğer bir insan mutlu olacaksa benim ömrümden alsın ona versin. Çok önemli değil benim için yani. Bu konuda ben şeyimdir yani çok fazla hümanist bir adamımdır. Ne kadar param vardı kaybettin Murat? Epey vardı. Mesela? Ya boşver epey vardı işte yani. Yani epey derken işte evet, bir daire, iki daire, üç daire, arabalar, şunlar işte ya bu kadar şeyde. İşte. Hepsi gitti. Sıfırlandın ve borçlandın. Peki evet, ne kadar borçlandın? Birkaç yüz bin. Dolar. Evet. Birkaç yüz bin dolar. Şu anda borçların durumu nedir? Yok şu an işte çok 50-60 bin civarına düştü. Çalışma ödemeye devam ediyoruz yani. Allah güç kuvvet verdikten sonra sorun yok. Öderiz. Hiç sorun yok. Borcun bitince ilk ne yapacaksın? Bir kurban keseyim artık da. Yani bir kurban kesek yani. Herkes bekliyor çünkü. Onun olması gerekiyor. Yani bir kurban kesek. Peki hasta zorlanmadın mı Murat? Bu kadar ağır yükün altına girdin. Borçları ödemen lazım. Yani Cenab-ı Allah kaldıramayacağın yük vermiyor aslında bu iş. Bir de böyle düşünmek lazım Suna. Demek ki kaldırabileceğimiz bir yük veriyor bize yani. Çok önemli. Böyle düşün. Buradan bakmak lazım. Yani şimdi hani bardan boş tarafından bakarsan bir şey kazanma şansın yok zaten. Dolu tarafından bakarsan o suyu doldurma şansın var. Yani çünkü hani Rahi Teresa ömrü boyunca kendini çocuklara adamış, barışa adamış bir kadın. Ve bir şey söyleyeyim sana, hayatı boyunca savaş karşıtı yemeğine gitmemiş. Bak çok önemli bir anekdottur. Savaş karşıtı yemeğine gitmemiştir. Rahi Teresa'ya soruyorlar neden diye. Ben sadece barış yemeğine giderim diyor. İçinde o kelimeyi geçen kelimeyi bile kabul etmiyorum ben diyor. O kelime bile geçmeyecek. Sadece barış yemeğine giderim diyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Rahibe Teresa'nın en büyük özelliği de şuymuş. Gelen yemekleri kalanların hepsini alırmış kendisi. Hepsini alırmış. O civardaki bütün fakir aile çocuklarına dağıtırlarmış. İnsanlara ne dağıtırmış Rahibe Teresa. Kendisi bile yemezmiş çoğu zaman. Ama şu var ki işte nereden baktığın önemli. Ben hayata barış tarafından bakıyorum. Ben yaşamıma barış tarafından, dolu tarafından bakıyorum ki kendim o kendi kabımı bir iki damla daha damla doldurmak için. Sonunda şu işin gerçeği sonra herkes bu dünyadan göç edecek. Bunun şansı yok. Kurtuluşu yok. Gideceksin abi bu dünyada. Gideceksin yani. Beraber şu işin gerçeği var. Ben bu dünyadan gittikten sonra bir iki insan bizim için iyi derse önemli olan o zaten. Yoksa benim için yani evet bir dönem işte bir an için çok fazlasıyla sitem edebiliyorsun, kırılabiliyorsun, neden diyebiliyorsun. Yani neden diyorsun? Olabiliyor diyebiliyorsun. O anki vermiş olduğun fevri hareketinden dolayı. Sonra bir bakıyorsun ki hayat boş ya değmiyor yani. Düşün şimdi gelmişsin yani apandis diye gidiyorsun hastaneye. Doktor bir haftalık ömrün var diyor. Ne yaparsın?
He? Lan demin apandistik. Şimdi geldin lösemiz. Vesliyorum yani kemoterapi. Vücudundan cevap vermezse bir haftalık ömrün var diyorsun yani. Vesliyorum o zaman ne yapacaksın? Düşün. Bütün bunları yaşarken bir yandan kemoterapi görüyorsun. Acıların en büyüğünü çekiyorsun. Damarlar patlıyor her tarafın. Yani 21 gün peynir ekmek yiyorsun abi. Böyle bir şey var mı yani? Mantık konuşmak lazım. Bir bakıyorsun olması gereken insanlar yok. O zaman ne oluyor işte? Demoralizasyon başlıyor. Anlatabildim mi? Zaten bizim hastalığımızdaki en büyük olay demoralizasyon olayı. Ama bunu yaparken Cenab-ı Allah bana başka mükafatlar verdi. Başka şeyler verdi. Başka şeyler. İşte bunu sorma. Çünkü onu anlatamam. Sunacığım, ben Molla Güran'ın 13. kuşak torunuyum. Molla Vakkas rahmetli dedem. Beraberinde annem o kisveden gelme bir kadın. Babam desen böyle. Beraberinde ben iyi bir eğitim gördüğüm için, iyi bir mutasavvuf eğitimi de gördüm. Tasavvuf eğitimi de gördüğümden dolayı benim rakçı olmamla o ayrı bir şeydi. Ben saçı uzunken de işte şu an oruç tutamıyorum. Çünkü günde 30 tane ilaç içiyorum ben. Bir günde 30 tane ilaç içmek zorundayım. Beraberinde şöyle bir şey vardı. Hastanede öncesine kadar ben çocukluğumdan beri hep orucumu tutan bir adamdım. Konsere bile öyle çıkardım. Anlatabildim mi? Yani bu şeydir. Bu benim duruşumla alakalı bir şey. Bu çok özel olduğu için herkes bunu paylaşılmaz. Özel çünkü ya. Hani şey var, sen yatak odanın kimseyle paylaşır mısın? Paylaşamayacaksın ha, paylaşmamalısın zaten. Adı üzerinde. Özelin. Beraberinde o da benim özellerim onlar. Bunu herkesle paylaşamıyorsun, anlatamıyorsun. Zaten bir de anlatmamalısın zaten. İnsanlar seni gördüğü şekilde vermiş olduğun mesajlarla almalı. Bu çok önemli. Görmüş olduğun şeklini koyarken yalnız orada kalmamalı. Bir yandan da sana seni vermiş olduğun mesajlar önemli. En basit örneği birbirinizi sevin diyorum ben. Klip çekimiyle başladı her şey. Evet. Onu bir anlatabilir misin? Ya şimdi biliyorsun işte klip çekiminde bir adam geliyor daha bir yanlış. Evlat beni sana nedir çekiyorum falan diye. Ben de yani bilmiyorum baba dedim yani. Beraberinde geliyor izliyor falan. O sırada gel sana. Çekimini izliyor. Yaşlı bir dede mi? Hazırlıkları izliyor yaşlı. Mesela o sıra gel dedi sana dedi ben dedi konuşacaklarım var dedi. Gittik işte biz orada muhabbet ediyoruz diyor. O zaman ben sigaramı içiyordum falan. Attım ben kenara. Attım. Gülün ne olduğunu anlattı bana. Gül nedir dedi yani. Anlattı gülü. Bildiğimiz gül çiçeğin. Gülün ne olduğunu anlattı. İşte o... Oradaki olan, hasıl olan negatif pozitifleri anlattı. Enerji boyutunu anlattı bana. Çok hoşuma gitti. Saatlerce anlatıyordu bana. Bıkmadan, usanmadan. Dedi ki ben dedi akşamları ben buradayım dedi. Bazen dedi gelir beni bulursun dedi. Bir şeye ihtiyacın olursa gel dedi bana. Klip çekim bitti falan. Yine bizi uzaktan izliyor. Nerede bu klip çekimini yaptınız? Avcılarda. Avcılarda. Daha deniz kıyısında mı? Yok hayır mezarlıkta. Ha mezarlıkta klip çekimi yaparken. Beraberinde işte... O zaman yeğenim yanındaydı kendisi. Biz bir spor bir araba var. Hangi şarkının klibi Murat? Göç. Göç'ün klibini çekiyorduk. Adam dedi ki Murat evladım ne tarafa gidiyorsun dedi. Ben de Etiler'e doğru gidiyorum. Geçerken beni yolda indiriver dedi. Dedim gideceğin yere kadar bırakayım. Yok ben yolda inerim dedi. Peki dedim baba. Kardeşim dedim sen de yeğenim dedim sen arka tarafa geç dedim. Olur abi dedi. Spor araba olduğu için koltuğu yatırdı geçti kendisi. Gel baba dedim buyurun dedi. Geldi ön tarafa oturduk kapıyı çektik. Bindik gittik. Yolda ülkenin eski kontinental şimdi Carrefour oldu işte biliyorsun. Anlaşıldı üzerine ben burada ineceğim dedi. Abi, baba dedim yani gideceğin yere kadar bırakayım çünkü çok trafik var. Trafiği kesmeyelim dedim yani. Burada ineceğim de evlat dedi. Peki dedim. Çektim dörtlüğü sağa yaktım. Sağa çektim arabayı. Dur dedi sen inme dedi. Olmaz dedim. İnmeyeceksin dedi. O sıra haberle bana aşkı anlatıyordu. Hı hı. Anlatıyordu. Aşkla alakalı şeyler konuşuyordu. Sabrı anlatıyordu. Aşkı anlatıyordu abi. Tabii ben görmüş oldum geleneğe göre. Kendisi kapıyı açtı ama ben yine de indim yani. Çünkü ben ebeveynden de öyle gördüm. Uğurlamak gerekir. Kapıyı açtım adam yoktu. Nasıl yani? Yoktu adam işte. Yani sen... Şoför şeyinden açtın kapıyı açmak istedin o tarafa. O kendisi dışarı çıktı, kapıyı açtı, kapıyı kapattı. Ben dedim ya ben adamı uğurlayayım dedim. Kapıyı açtım, dışarı çıktım adam yoktu.
Yeğeni görmedin mi? Görmemiş. Döndüm dedim ki ya dedim. Yeğenime dedim ya dedim. Sen dedim bak adam dedim yani. Ayıp oldu falan adamı dedim falan. Abi sen sabahtan beri kimle konuşuyorsun dedi. Orada işte dizlerime vurdum dışarı fırladım ama daha görmedim. İşin özüydü aslında oradaki. Yani bir daha göremedim. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okudun. Tabii. Hepsini işte başlamıştı ondan sonra birçok hayatım. Birçok denge daha çok metabolizma daha çok hareketlenmeye başladı. Daha çok daha fazla araştırma daha ki çok sevdiğim bu tasavvuf boyutunu daha fazlasını araştırmaya başladım. Daha fazlasına gitmeye başladım. Ben gittikçe daha fazla kazanmaya başladım. Ben gittikçe kapılar daha fazla açılmaya başlandı. Çok özel şeyler işte onlar hayatımızda. Sonra bir arınma safhası olması gerekiyordu. Bir yıkanma, bir temizlenme safhası her anlamda. Cenab-ı Allah dedi ki gel seni bir temizleyelim. Sen çok özel şeyler yaşıyorsun. İki tane televizyon var diyeceksin. Ben bunu biliyorum. Evet çünkü. İki tane televizyon neden? Üç boyutlu neden olsun mi diye. Yok birisi arkadaşımı geçici olarak bıraktı bunu onun için. Üç boyutlu olsun diye değil. Peki bu küçücük yerde burada yatıp kalkıyorsun. Yok şimdi yatmıyorum burada. Şimdi nerede yatıyorsun? Şimdi arka tarafta yatıyoruz. Şimdi arka tarafta yatıyoruz. Evet, tabii artık lüks takılıyoruz. Tamam arka tarafa bakalım şimdi. Arka tarafta lüks takılıyor Murat artık. Lüks takılıyoruz zaten. Evet. Şimdi Murat terfi ettin. Artık burada koltukta yatmıyorsun. Ya. Daha lüks yaşıyorum diyorsun. Bakalım şu lüks yerine. Evet lüks takılıyor zaten. Kaç tane kot pantolonun var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir de bacağım da var. 17, 18. Evet. 18 tane pantolonun var. Evet. Başka pantolonu yok. Bir de orada var bak bir tane 19. 18. Ha 19. Evet. Bir tane de altında var 20. İşte 20 tane pantolonun var. Tarkan'ın kaç tane pantolonu vardır? Allah daha çok versin. Kaç tanedir tahmini? Bilmem kaç tane. Bilmem. Ben de saymadım. Bilmem. Ben evine Tarkan'ın evine gitmediğim için bilmiyorum. Gitsem de zaten peki, şeyim olmaz. Başka bir ünlü sanatçı diyelim. Kim var? Kenan Doğulu'nun kaç tane pantolonu vardır? Kaç tane varsa Allah daha çok versin derim. Tamam sen çok turnelere gittin, çok acılar çektin ayrı konu ama kendi çamaşırını nasıl yıkadın ya? Çok güzel. O konservatuar yıllarında da yıkıyordum. Ha. Okurken de ne yıkıyordum. Ne yaptın? Deterjan alıyorsun, renkleri tamam. Biraz da ayırıyorsun. Evet, ayrı. Önce tabii ayırmadan yıkarım o zaman birbirine karşı bütün renkler. Yani mesela sana daha garip bir şey söyleyeyim. Ben yumurtanın 80 çeşit yemeğini bilirim. Ben öğrencilik yapmış bir adamım ya. 80 çeşit? Tabii. Bak sen bile bilmiyorsun. Ben bilirim yani. Yatağımız normal. Çarşafımız, yastıklarımız. Mesela. Normal bir şey. Yatağı da sen yeni almışsın. Evet yeni al. Evet dedim ya şöyle artık lüks takılıyoruz diye. Lüks takılıyoruz. Evet lüks. Ayakkabılarına gelelim. Kaç çift ayakkabın varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane de ayakkabım var. Vardır. Hepsi de spor yalnız. Şey biliyorsun ben biz böyle hani genelde spor giyindiğimiz için yani hem casual. Bir yandan bir de şey daha var. Şimdi ben konserlerde bir defa yıllar önce bir konserde işte çizme giyiyorduk o zaman. Bileğim döndü. Ve bileğim dönünce çok acı çekmiştim. Ertesi gün de konser vardı. Ertesi gün konserde daha büyük acılar çektim. Bant sardılar falan. Ondan sonra bütün doktorlarım, arkadaşlarım şey dedi. Mümkünse bu yüksek topuklu ayakkabı giyme. Casual ayakkabı giy dediler. Konserlere daha rahat edersin dediler. Böylece ben de casual alıştım yani. 20 tane pantolona 25 tane ayakkabımız var. Evet. Geliyoruz çekmecelerimiz. Ben karıştırıyorum. Ama bayağı düzenlisin ha. Burada şeyler, poşlar, atkılar var, iç çamaşırı var. Burada da iç çamaşırları var. Çoraplarım var burada da. Bayağı düz kemerlerin var orada. Aynen. Bu gardırop? Onlar kışlıklarımız. Ha kışlıklar da burada. Giymediğin çizmelerin burada. Burada var hepsi bak. İlginç çizmeler bunlar Murat yalnız. Giymiyorsun sen şimdi buna, bu bayağı da ağırmış. Onun için işte. Zaten o ayağımı bileğimi döndürdü. Bayağı bir ağır, sen bunu nasıl taşıdın o zaman? İşte bileğimi döndüren çizme oydu. Olur budur giymiyorum artık. Kaçtık ceketlerimiz. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Hani böyle smokinler, yok, hani böyle şaşal, incikli, boncuklu sahne kostümleri, yok, kıyafetleri. Yok hiç yok. Ben sahnede böyle çıkıyorum zaten. Kitaplarımız. Ha. Neler okuyorsun? Ben genelde biliyorsunuz yani mesnevi tarzı okuduğum için. Kur'an-ı Kerim'imiz var burada. Tabii. Hemen her fırsatta. Peki Murat, yüreğindeki aşk, aşk hayatın? Yok, o konu kapandı.
Artık aşk olmayacağım mı? Yok. Yani şu dönem içerisinde inanılmaz katıyız. İstemiyoruz. Çünkü şu dönem ama ileride. Yani şey var. Çok büyük acı çektim. Çok büyük zararlar gördüğüm için düşünmüyoruz artık yani. Şu dönem içerisinde ben bir şey düşünmüyorum. Ya bir şey daha kalacak pozisyonda değilim. Aşka mı inancını yitirdin? Değil, kırgınlığım var sadece. İnancım hiçbir zaman yetmez de kırgınlığım var. O konuda kırgın bir adamım. Şey değilim yani. Muktedir değilim bu konu. Hazır değilim yani. Beraberinde hazır olmadığım bir şeyde tekrar bir daha zarar görürsem yok, bedeli ağır olur. Peki şey düşünmez misin? Hani şimdi burada yaşıyorsun, orada müziğini yapıyorsun. Yani her ne kadar burası huzur ortamın olsa da tam bir ev ortamı değil. Doğru. Yani yarın bir günde ev ortamına evimize geçeriz. Ya ki böyle görücü usulüyle elit yüzü temiz bir kızla evleneyim. Yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Bak şimdi ben ailemi yeterince üzdüm. Bu işin gerçeği. Ailemi üzdüm. Annemi babamı üzdüm ben. Artık ailemi üzmek istemiyorum. Hayır. Sen ailenin bulduğu bir kızla en azından. O, yani şimdi bu şey, bu gönül meselesi başka bir şey biliyorsun. Yani bazen onun bulduğunu sen beğenmezsin. Senin bulduğunu o beğenmez. Onun için en güzeli şöyle bir şey var. Şu dönem içerisinde diyorum zaten. Şu dönem içerisinde bu defteri çalışmamak lazım. Beraberinde kendi işine yoğunlaşman lazım. Açığı kapatman lazım. Toparlanman lazım. İşte dün mesela oğlum geldi. Okul açılıyor. Okul taksinin yatması gerekiyor. Yani. Onu yatırman gerekiyor. Yani ne bak gördün mü? Şeyler şu an ona hazır değiliz daha. Birçok şeylere hazır değiliz. Onun için şu an olması gereken şeyleri yapmak zorundayız. Yani önce borcumu kapatayım. Çocuğumu okutayım. Okul taksitlerini kapatayım. Tabii. Peki Sema'yı unutmak zor oldu mu? Tabii zor olmaz. Yani zor tabii yani. Olmaz mı ya? Zor oldu tabii. Bir alışkanlığım var çünkü. Sevmenin ötesine geçirmiş olan bir alışkanlık hayatım var bir kere. Bu çok önemli. Alışmışsın ya. Yani işte sabahleyin kalkıyorsun. Bir şeyin kahvaltın hazır. İşte şu bu. Yani rahat, hayat çok başka kolay oluyor o zaman. Ama bunun da bedellerini ben çok ağır ödedim. Beraberinde getirdiğim konserlerden, paralardan ben 1 lira almadan önüne koyuyordum zaten. 1 lira bile almıyordum, önüne koyuyordum. Ben hiçbir şekilde bir şey saklamadım yani. Ama yine de şunu söyleyeyim, Allah yoluna açık etsin derim bu saatten sonra. Allah mutlu bahtiyar etsin derim. Çünkü buna ihtiyacı var onun. Onun ihtiyacı var asıl bence. Yani ben çok kalabalık bir ailenin çocuğuyum. Bizler zaten hep... Pişmanlık duydu mu sence yaptıklarından? Hiç konuşmadım bu konu hakkında. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu konu hakkında konuşursak yüzüne vurmuş oluruz. Ayıptır böyle şeyler. Yani şey var. Yok, en azından maddi anlamda senin ne kadar zorlandığını, zor olduğunda olduğunu bildiğini, hasta olduğunu biliyor. Yani ben o dönemde bile zaten ona da çok destek oldum. Yani biz ayrıyken de Sema'lıma çok fazlasıyla ben destek oldum zaten. Ayrıldıktan sonra da. Tabii kendisi mesela hastaneye yattığında falan, hastaneye ben hemen o zaman Trabzon Galatasaray maçı için Trabzon'daydım ben. Bizim çocuklar gitti hastaneden aldılar götürdüler memoryala falan hepsini. Her şeyi gerekti. Her gece ben uçakla indim kendisinin yanına geldim. Bütün hastane masraflarını ben ödedim. Onun parası var, bütün paran ona gitti. O niye ödemedi? Allah daha çok versin. Ne dedi peki, insan demez mi ya... Murat mahcup ben sana çok... Yok. Değil mi? Mahcup olmadı mı? Yok. Öyle bir şey yok. Biz öyle şey konuşmadık. Ben de şey de var. O da beni bilir zaten. Ben buna müsaade etmeyeceğim biri. Bu kelimeyi kullandırmayacağım biri. Hissettin mi öyle bir şey? Mahcup olduğunu hissettin mi onu? Yani şeydir bu. Mutlaka olmuştur. İnsan çünkü yani. Yani insansın. Hala abi. Seviyorsun değil mi Murat? İnsansın. Ya şimdi şu işin gerçeği. Ben bu dünyada bir suç işlediysem bilerek, yani bilmedik bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama bilerek bu suç işlediysem ben sevdim dedim yani. Bu ayıp bir şey değil, sevdim yani. Ha bunun dönüşü olur mu? Yok. Yok. O konu kapandı. Çünkü o sevginin olduğu yerden iki katı kadar da gönül kırgınlığı var. Telafisi imkansız bunların. Yani zor. Dediğim gibi ama şu var ki, şunu söyleyeyim. Allah mutlu bahtiyar etsin. Bize düşen bu. Hadi gel 80 yumurtayı nasıl yaptığını görelim mutfakta. 80 yumurta, 80 çeşit yumurta. Yani 80 çeşit yemek yapılır. Yumurta da. Tabii. Girdik mutfağına. Çöpün kapağını kapatalım. Bak yine yumurta kabukları var burada zaten çöpte.
Var var. Sana... yumurta sana sakıncalı değil mi Murat? Protein. Burada ilaçların duruyor. Evet, onlar ilaçların. Sabah ne kadar daha devam edecekmiş? Yıl sonuna kadar. Nedir durumu şu anda? İyi, gayet iyi, çok iyi. İyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bundan mütevazı gibi. Oldukça. Ya başta sen bir şey var şimdi hani. Ben normalde şöyle bir şeyi seven bir adam da değilim biliyorsun yani. Şey bir malikane falan. Seven bir tarzın da yok yani. Ben öyle şey. Fena Murat Göbekan yurt dışından dostları gelecek arkadaşları Türkiye'den. Boş ver, sefa hani dostlarımız böyle geniş. Dostlarımız onlar bizim biz yatağımızı onlara veririz. Biz yine gider koltukta yatarız. Daha sonra alıştık yani. Bir sıkıntı yok ya. Öyle şey mi? Abi şey var ya yani şimdi. Ne bileyim ben öyle şeyim hiçbir zaman düşünmedim yani. Olsa kötü mü olur? Bilmem olabilir de yani ama olmadı diye de niye olmadı diye hakkımız yok. Çünkü veren Allah zaten. Dolabına bakalım neyle besleniyorsun. Bak. Sağlıklı bakıyor musun kendine? Tabii tabii o konuda öyle inan. Gerçekten söylüyorum, gerçekten söylüyorum. Yumurta her zamanki gibi zeytin. Difrizlerimiz ayrı besleniyor. Tabii ama genelde şey var mesela difrizle dışarıda gösterdim bizim... hep böyle dondurulmuş şeyler var yani don. Çünkü çok oldukça yeşillikli beslenmen lazım, sağlıklı i̇şte, beslenmen lazım. Bu otlar ne Murat? Şey, onlar ıslanan otlar. Dediğim gibi. Maydanoz. Sapı. Evet. Ne yapıyorsun bunu? Çay olacak ondan. İçiyor musun maydanoz sapını? Çok güzel, çok güzel çay olur. Ben sana söyleyeyim. Peki neden bunlar? İnanılmaz şekilde şey hazım kolaylaştırır. Sürekli bunları içiyorsun, ıslanıyor, ısıtıyorsun. Bunu sonra ne yapıyorsun? Kaynatılıyor. Suyunu içiyorsun onları. Her gün mü içiyorsun? Ya her gün olmasa iki günde bir içiyoruz. Ödemleri açsın. Tabii dışarıda evet. Oldukça sağlıklı. İnanılmaz şekilde sen de iç. Şimdi gel senin boğaza nazır terasın yok ama. Bir terasın var. Var var. Hani böyle ben dedim ki boğaz manzaralı bir terası vardır şimdi Murat'ın. Boğazı yok. Falan görürüz. Ama bak öyle deme. Bizim burası da güzel. Kaçıncı kat burası apartmanın en zemin katı? Hayır bir alt daha var. Bir tane daha var bizim. Biz bahçe katındayız. Bahçe katı. Bizim. Aşkın? Gözyaşları. Gözyaşları duvarda. Sen mi yazdın? Evet yazdın? Ben yazdım. Çünkü şey var. Çağırıyoruz. Çağırıyoruz. Bunlar da şarkıların isimleri. Yani biz haber gönderiyoruz. Olması gereken yere aşka haber gönderiyoruz biz. Annem geldi ya yazlıkta anneme. Annene mi yıkatıyorsun çamaşırları? Tabii tabii o hallediyor. Tabii o konuda artık rahatız. Ekim ayına kadar rahatız. Elde yıkamaktan ya, kurtuldum. Evet artık her şey orada. Ekimden sonra ne olacak? Ekimden sonra Allah izniyle senin eve geçeceğiz. Burası sadece bir olarak kalacak ve ben evimde... biraz para kazandım diyorsun artık. Aynen. Nice şeker günler solar. Gözlerime yaşlar dolar. Hatıralar ben edalar. Neredesin ay yüzülüm? Karakollar mı kuruldu? Kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün ne akşam oldu. Neredesin ay yüzülüm?